Beni ekledi Instagram'dan. Ben hemen dönmedim. Yok, bir hafta sonra falan. Hiçbir ben şey olmadan mı ekledi? Evet. Sonra ben dönmedim. Sınıf arkadaşım eklemeyin mi? Döndüm ama yani öyle fotoğraflarım falan da. Ozan o kadar mantıklı bir soru sordu ki sınıf arkadaşım eklemeyeyim mi? Doğru. İnsan ya sınıf doğru arkadaşını ekle. Yok, ona bir şey demiyorum zaten. Kuşlu gömlek de mesela bak, bu hikayeyi bilmeden ikisinin de gömleğine bayıldım. Renklilik, farklılık ne kadar güzel bir şey. Muhteşem bir şey. Özür diliyorum, devam et. Ondan sonra ben de bir gün ama beni ekledim, biz hiç konuşmadık. Olabilir. Sonra ben de bir gün cumartesi günü işte hikayemi bir şey paylaştım. Cumartesi günü yalnız geçirmek diye bir şeydi, hatırlamıyorum. O zaman gecenin 2:30'unda yazdı hikayeyi, alayım mı seni? Alayım mı seni? Ve o saat 2:30. Sınıf arkadaşın ha? Nereye bulamadım şu anda. Yani. Alayım mı seni? Ve Ozan şöyle, kendi normal arabaları var ama neden bilmiyorum. Hastası. Adam çok seviyor ve ona 30 bin lira falan para harcadı yani. Ben de dua ediyorum, Allah'ım lütfen gelmesin, lütfen gelmesin. Normal arabasıyla geldi. Öyle oturduk, konuştuk, birkaç kere kahve içtik. Ondan sonra ben bir gün arkadaşımla eğlenmeye çıktım. Geldi aldı ama 2:30'da. Tabii aynı aldı gün o gece aldım ben onu. Sıkılıyordu. Nereye götürdün? Caddebostan'a gittik. Sana ne Suzan? Ya merak ettim. Aa, Suzan sana ne? Sen de merak etmedin. Böyle merak olur mu? Bize ne Suzan, nereye gittilerse? Biz size soruyor muyuz, merak ediyor muyuz yani? Alayım mı seni demiş ya hani. Evet. Muhtemelen bir eğlenceye götürecek. Ta işte onu ya, kahve düşünemedim, nereye gitti. Afiyet olsun. Fenerbahçe'ye. Ben de sınıf arkadaşlarımı sabah karşı saat 4'te toplarım. Kahvemizi içer dağılırız. Doğal bir şey ya, doğal bir şey ondan değilmişim hikaye mi? Ondan sonra işte böyle bir iki kere görüştük. Sonra ben arkadaşımla eğlenmeye çıktım. Buradan da çok selam olsun Sena'ma. Eğer selam söylemezsen benim büyük ihtimalle arkadaşlar reddedecek. Peki, inşallah montajda atılmaz burası. Lütfen atılmasın. Sena'yla dışarı çıktık eğlenmeye. Sena'nın da erkek arkadaşı var orada. Kadıköy'deyiz. Ozan da beni aradı. Herkes Kadıköy'de eğleniyor. Kadıköy'ün çünkü çok çok iyi restoranları var. Kendi çiftliğinde özel olarak ürettiği sebzelerle servis yapan birçok restoran. Şaka yap. Yok, ben çok sevmem aslında da işte. Ondan sonra beni aradı Ozan yine 4:30'da. Neredesin? 4:30'da değildi İlker Bey. Böyle burada bir, buradayım. 1-2 civarında falandı. Dedi ki ben dedim ki istersen gel. Çünkü Sena'yla tanışıyorlar, iyi arkadaş. Dedim ki istersen gel, hani beraber eğlenelim. Neyse geldi. Beni eve götürmeye çalışıyor. Hadi gidelim gidelim, seni eve bırak. Şoförlüğünü yaptım. Neyse, ya ben. Neyse dedi ki resmen eve bırakmanın önce. Seni dedi şeye çıkarayım. Bir tane manzara var dedi, oraya gidelim. Gün doğumunu izleriz dedi. Neyse güzel çıktık, dedi ki ya sen, bence sen, ben çok güzel oluruz. Böyle konuşamıyor da, bence harika oluruz bilmem. Dedim ki ne diyorsun? Ben hayatımda ilk defa böyle açılım yaptım ama biriyle. Sen dedin ne diyorsun, beni dedim eve bırak. İşte. Neden olmayacağınızı düşündün? Ben çünkü Ozan'dan o ara hoşlanmam, gerçekten arkadaşım olarak. Peki ha, olmayacağını bildiğin halde arkadaş olarak vakit geçirmeyi sevdiğin için evet, gecenin ikisinde evet gel diyorsun. Evet. Tamam. Ya ben arkadaşım olarak görüyordum, yakın arkadaşım olarak görüyordum bak, yani. Bak Suzan. Suzan büyük fıştıkçı. Bak gözleriyle hikayeyi takip ediyor yani. Dedikodu yaptık 2 saniye böyle. Peki sonra? Sonra benimle 6 ay falan konuşmadı. Hiç okulda denk... Dur ben de bir işe yarayayım bari. Evet. Neden? Ama reddettim onu diye konuşmadı benimle. Peki 6 ay sonra? Yok 6 ay sonra değil. O sırada da ben Ozan'ın çok yakın bir arkadaşıyla, ben de çok içim ısındı. Biz arkadaş olduk beraber. Ondan alıyorum haberlerini. Ozan o ara sevgili yapıyor. Tabii. Boş durayım mı? Boş mu durayım yani? Sonra ben bir gün o arkadaşıyla otururken Ozan arıyor, diyor ki işte arkadaşını arıyor diyor. Neredesiniz ben diyor, gelmek istiyorum. Ama bu ara sevgilisi var hala. Dedi ki gel, ben dedim gelmesin falan, böyle biraz naz yaptım. Neyse geldi tabii sonra. Niye naz yapıyorsun ki? Niye konuşmadı ki benle yani? Niye naz o zaman ki? İşte iki aydır falan konuşmuyor. Çünkü yani seni normal bir arkadaş olarak kabul edemediği için, sen de onu sevgili olarak kabul etmediğin doğal için... Doğal olarak konuşmuyorum ben de. Seninle arkadaş olamayacağını anladığı için seninle konuşmadı. Tamam ama selam doğru da... Doğru söylüyorsunuz. Doğru ifade edebildim tamamen mi? Tamamen hak veriyorum size. Tamamen %100 haklısınız. Bazen. Ne dedi? Efendim? Ne dedi? Tamamen hak veriyorum size dedi bana. Bana söylüyor, bana hak veriyor. Ya aslında şöyle... Bana hak veriyor Ozan. Ya hikayede biraz kötü taraf benim.
Neyse, geldi. En kötüsüyle ara. Ben de arkadaşıyla yani hikaye çekiyorum ama arkadaşıyla çekiyorum. Ozan'ın yakından uzaktan alakası yok. Arkadan da Ozan'ın sesi çıkmış. Neyse Ozan'a bir telefon geliyor. Ozan gidiyor tuvalete. Yarım saat oldu yok. 40 dakika oldu yok. Mide bozulmuş. Biz de öyle kafa bozulmuş. Çok sıkıntıda gidiyor. Dedi ki arkadaşı, ben bir gidip bakayım dedi. Neyse geldi sonra dedi ki, kızın dedi, sevgilisi seni dedi fake hesaptan takip ediyormuş dedi. Sesini duymuş, arkadan ayrılmışlar dedi. Ondan sonra geldi bana bağırıyor. Nasıl izliyor? Ben ona bağırmadım. Aynı geldi zamanda bana fake bağırıyor, hesaptan niye değil. Bilerek attın o hikayeyi ya, bilmem. Ya dedim ben nereden bileyim senin sevgilin benim fake hesaptan takip ettiğini. Ne ama yalan söylüyor yani şu an. Dedim. Fake hesaptan takip etmiyor onu. Instagram profilini gizliden normal açık hesabı alıyor. Tabii. Ondan sonra benle story atıyor. Benim sesimin çıktığı o story atıyor. Ondan sonra kızın görmesini sağlıyor. Önüne ben. Tabii. Instagram hesabını kapatıyor. Sonrasında hemen. Uyanığa bakın. Ondan sonra diyor ki beni diyor gizli hesaptan takip etmişler bilmem ne. Aylarca o Instagram hesabının açık olmadığını herkes biliyor. Hikaye pek anlattığın gibi değilmiş. Hayır anlattığım gibi yalan söylemesin. Bak vallahi ya. De vallahi. Yalan söyle. Hatırlamaz. İsterseniz şu an açın Instagram'ı profili hala gizlidir yani. Peki Ozan'ın sesini stüdyoya verir misiniz? Instagram hesabı her zaman gizlidilerden. Instagram hesabını o gece açıyor. O sesim kayıt olan story atıyor. Sonrasında Instagram hesabını storiesini izledikten sonra kapatıyor tekrardan. Ve sonra kız beni arıyor. Diyor ki böyleyken böyle ne ayaksınız siz? Ben de diyorum ki tabii yalanım ortaya çıkıyor. Ben diyorum ki böyleyken böyle falan filan şöyle böyle. Önemsediğim bir insan olmadığı için yalanlarla geçiştirmeye çalışıyorum. Kapatıyorum üstünü. Yani. Tamam, devamını ben anlatacağım ama. Çünkü devamı. İşte peki buraya kadar onun anlattığı gibi mi? Ya böyle... ben şimdi ne? Dilara buraya kadar Ozan'ın anlattığın gibi mi değil mi? Ama benim anlattığına farklı bir şey anlatmadı ki zaten. Fake hesap falan yok. Tam tersi şeyi söylüyor. Peki alın Ozan'ın sesini. Ondan yani kız sonra... seni fake hesaptan takip... Ben bilmiyorum, hakikaten bilmiyorum. Hesap açık. Gözlerimin hesap içine açıyor. Gözlerimin bakın. İçine bakın, hakikaten bilmiyorum. Peki. Ya nasıl diyorsan öyledir canım ama bana ne? Ondan sonra sevgilisiyle geliyor benle tanıştırmaya. Sonra ben kalktım gittim. Ama ben öcümü aldım. Ben de boş duruyorum ha. Ben öcümü aldım. Ben bayağı bir ucunu kaçırdım ama olsun. Bu Ozan'ın kaçıncı manita? Yok aynı kız. Aynı kız. Sonra barışıyorlar onunla. Aynı kız. Ben öcümü aldım tabii sonra da. Ben kalktım gittim sonra yine benimle 5 ay konuşmadı. Ben Ukrayna'daydım. Ozan da orada İspanya'daydı işte. İspanya'ya gitmişti. Ben de tam o sıra araba alıyordum. Dedi ki rüyamda seni gördüm. Yani 3 numaralı kovboy taktiğidir. Bu hiç değişmez. Ya tabii bir rüyamda seni gördüm. Hayırdır iyi misin? Bir de uyuduğun mu var değil mi? Evet. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben onu hep şeyden engellemiştim. Bir ara bir kahve içelim. Nasılsın, ne yapıyorsun dedi. Ben de iyiyim işte. Senin İspanya nasıl gidiyor derken öyle konuşmaya başladık. Sonra ben Türkiye'ye döndüm. Yine böyle konuşuyorduk sürekli. Ama ben hala arkadaşım olarak görüyorum Ozan'ı. Sonra... Dilara ne zaman arkadaşın olarak görmemeye başladın? Şimdi sonra buradan sonra işler biraz karışıyor. Çünkü buraya kadar karışık değildi. Yok. Buraya kadar Dallas 3 sezon seyrettik. Yok. Dresiyle pembe dizileri esnafı. Sonra evet. Ondan sonra benim eski sevgilim üniversiteye geliyor. Ve ben onunla görüşmeye başlıyorum. Sonra Ozan geliyor. Ozan da bana hepsi sürekli geliyor. Şey yapıyor. Niye görüşüyorsun? Niye görüşüyorsun? Şöyle böyle ben bir dönem hatta saklıyorum Ozan'dan. Ondan sonra ben bir baktım, Ozan'dan hoşlanmaya başlamışım. Ama ciddi hoşlanıyorum. Bitirdim onu. Ondan sonra Ozan'a söyledim ama Ozan anlamadı. Niye anlamadı? Açılmaya çalışıyorum. Dedim ki, gel okuldan sonra gidelim kahve içelim. Yok diyor. Kahve içelim. Evet. Kahve, hep kahve zaten. Diyor, bu sıra sıra bendeydi. Tamam dedim, 10 dakika bir geç... Yok, olmaz. erkek evi nasıl yapacak bir şey yok. Yani. Neyse sonra bir şekilde ikna ettim. Söylüyorum ona, anlatmaya çalışıyorum, böyle yapıyor. Nasıl yani anlamadım. Diyorum ki hoşlanıyorum ya sen. Böyle susuyor duvar gibi. En son dedim ki sen yanmazsan, ben yanmazsam dedim. Bu dedim karanlık nasıl çıkacak aydınlığa. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir.
İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.